Türkiye olarak önemli gündem maddeleriyle yüklü bir zaman diliminde bulunuyoruz. Zorlu bir süreçteyiz ve zorlu bir coğrafyada başarılı bir güvenlik mücadelesi veriyoruz. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Mersin'de bir polisin şehit olmasına neden olan terör saldırısıyla ilgili konuşan Çataklı, Mersin'de ihanet girişimlerine devletin tepeden tırnağa tüm personeliyle teröre ve teröriste karşı işaretini verdiğini söyledi. Mersin'de o bildiğimiz ihanet girişimlerine bir yenisini de eklediler ve bir terör saldırısı hadisesi gerçekleştirdiler. O gün Mersin'deki hadiseye polislerimizin yaptığı anında ve yerinde müdahaleler sayesinde devletimizin tepeden tırnağa bütün personeliyle teröre ve teröriste karşı an be an tetikte olduğunun da işaretini arkadaşlarımız vermiş oldular. Adana ve Samsun illerindeki uyuşturucu operasyonlarından bahseden Çataklı, Adana'da 211, Samsun'da 92 satıcının gözaltına alındığını belirtti. Sizlerin de takip ettiği gibi terörle mücadelemizin bir diğer ayağı olan uyuşturucu ile mücadele kapsamında sıklıkla büyük çaplı operasyonlar düzenliyoruz. Dün de yine sabah 5'te 2037 personelin, 22 narkotik köpeğinin, bir helikopter ve bir İHA'nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz kökünü kurutma operasyonu Adana-Samsun kapsamında Adana'da 211, Samsun'da 92 satıcı gözaltına alınmıştır. Çataklı yurt içinde Eylül ayında terör operasyonlarına yönelik düzenlenen operasyonun verilerini açıkladı. Eylül ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 12'si büyük, 30'u orta çaplı olmak üzere toplam 12.817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. Terör örgütünün kırsalda faaliyet gösteren silahlı elemanlarından 19'u ölü olarak ele geçirilmiştir. 16'sı da sağ olarak yakalanmıştır. Eylül ayındaki tüm terör operasyonlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çataklı, toplam 145 terörist etkisiz hale getirilmiştir dedi. Tüm operasyonlarda aralarında biri liste dışı, dördü gri ve dördü turuncu kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 19 ölü, 109 sağ, 17 teslim olmak üzere toplam 145 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İlkbahar ve yaz aylarındaki Eren Abluka operasyonlarıyla ilgili konuşan Çataklı, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığı bilgisini paylaştı. Eren Abluka ilkbahar yaz operasyonlarımız da biliyorsunuz tamamlandı. Başarılı bir şekilde tamamlandı. 15 Nisan 30 Eylül 2022 tarihler arasında kapsayan bir dönemde yaptık bunları ve 273 barınma alanına yönelik 9159 operasyon planlamıştık ve 9768 operasyon ki hedeflenenin de üzerinde sayıda operasyon yaparak bu faaliyetlerimizi sona erdirdik. Bu operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi. Eylül ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarını da açıklayan Çataklı, 23.499 operasyon gerçekleştirdiklerine değindi. Eylül ayı içerisinde 26.000'i aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını aktaran Çataklı, ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısının 526.932'ye ulaştığını söyledi.